Herkese merhabalar. Evet, sıcaklıklardan bunaldınız ama sizler için harika bir haberim var. Eylül'ün ortasında artık biz sonbahar değerlerine doğru adım atıyoruz. Yani 15 ve 16 Eylül tarihleri arasında yurdun kuzeybatısına serin bir hava geliyor. Ama detaylara geçmeden önce güncel gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet, sıcaklık animasyon haritasından da gördüğünüz gibi adeta akın akın soğuk salınım ülkemize geliyor. Önce Orta ve Doğu Avrupa, ardından da Türkiye'nin özellikle Marmara, Trakya ve Ege dolaylarında sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek. 15 ve 16 Eylül tarihleri arasında sıcaklıklar normallerin de altına iniyor ve biz artık o sonbahar değerlerine inmiş bulunuyoruz ve kışın da ayak seslerini uzaktan duymaya başlamış olacağız. Öte yandan kalın kıyafetler giyemiyorsunuz ama önümüzdeki günlerde geceleri serin olacak. Artık o uzun kollu kıyafetler zamanı geldi diyebiliriz. Yağış durumuna bakalım. Özellikle önümüzdeki 2 gün yurdun batısında kritik yağışlar var. Marmara'da, Ege'de ve Trakya'da. Yarın sabah saatlerinde, çarşamba sabah saatlerinde Ege'de yerel kuvvetli yağışlar var. Ve bu yağışlar ne yazık ki su baskınlarına sebep olabilir. Ayrıca bu yağışlara hortum ve dolu tarzı ekstrem düzeyde hava hadiselerinin de dahil olmasını bekliyoruz. Çünkü atmosferdeki kararsızlık bir anda artıyor ve bölge alışığa gelmedik bir soğuk salınımla karşı karşıya kalacak uzun bir aradan sonra. Yani Eylül ayı orası adına oldukça hareketli başlayacak gibi, Ege bölgesi adına. Onun dışında Marmara bölgesinde, İstanbul dolaylarında da çarşamba günü akşam saatlerinde de yerel gök gürültülü yağışlar görülebilir. Aynı zamanda Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya'yı da dahil edebiliriz. Tabii Batı Karadeniz'de es geçmeyelim, yağış alabilecek noktalar arasında Batı Karadeniz'de yer alıyor. Yağışlar tabi hızlı ve öfkeli, böyle uzun süreli yağışlar değil. Perşembe gününe geçişte İstanbul ve çevresinde yağışlar etkisini kaybedecek ama hafta sonu yine o az önce videonun başında bahsettiğimiz soğuk salınımla birlikte sıcaklıklar tam böyle 31-32 dereceye çıkıyor gibi olacak. Ardından tak hızlı bir düşüş ve 23-24 dereceye kadar bir düşüş bizleri bekliyor. Gerçekten ben de heyecanla şu anda bu durumu anlatıyorum ama keyif alıyoruz çünkü artık sıcaklıklardan çok bunaldık. Artık adım adım o kış hasreti de başladı. Adım adım kışa girersek bizim için de harika olacak. Havanın hareketlenmesi bizlerin de merakını ve heyecanını artıran etkenler arasında yer alıyor. İnşallah bu kış, önümüzdeki kış süreci, yani beklenenin de üzerinde bir soğuk salınımlar ardı arkası kesilmez. Yani beklenenden soğuk olabilir. Bunu ben değil, ABD'li profesörler şu anda paylaşıyorlar. Önümüzdeki günlerde de ben size detaylarını aktarmış olacağım. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın.